Merhaba, ben Gökhan Bora. Bu videoda Matek F405 isimli kontrol kartının nasıl kullanılacağını anlatacağım. En son yaptığım drone'da bu kontrol kartını kullandım ama kontrol kartının lehimlerini yakından bağlantılarını çekmedim. Ayrıca anlatacağımı söylemiştim. Kontrol kartını ortaya koyup videosunu çekmeye çalıştım ama parça çok küçük olduğu için çok net görünmüyordu. Ben de dedim bir çıktısını alayım. Kağıt üzerinden daha yakından anlatmış olayım. Şimdi bu kontrol kartı ile ilgili anlatacağım şeyler sadece bu kontrol kartı için geçerli değil. Benzer birçok kontrol kartı aynı şekilde bağlanıyor. Kartın önünü ve arkasını ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi kontrol kartlarına ilk olarak güç vermemiz gerekir. Bazı kontrol kartları doğrudan bataryadan güç alıp kendi içerisindeki regülatör sayesinde 5 voltu ayırıp kullanır. Bazıları ise regülatör bulundurmaz, bizim back devresi dediğimiz devreyi bulundurmaz ve sizden 5 volt bağlantısı yapmanızı ister. Bu kontrol kartı kendi üzerinde back devresi bulunmadığı için bu kontrol kartına 5 volt bağlamanız gerekiyor. 5 voltu nereden bağlayacaksınız? Kontrol kartları üzerinde 5 volt yazan herhangi birine bağlantı yapmanız yeterli. Örneğin şurada bir 5 volt yazıyor. Yani ben 5 voltu buradan da verebilirim. Şurada da bir 5 volt yazıyor. Bunların hepsi aynı 5 volt. Bir de şurada 2 tane 5 volt var. Bir tane de burada varmış. Kendi kablolarınızın durumuna göre, yani kabloları çok sıkıştırmadan, çok sarkıtmadan bunlardan birini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kartın dört tarafında da 5 volt bağlantısı var. Şimdi karta 5 volt bağlantısını yaptıktan sonra tabii ki bunun bir de GND'sini, yani toprağı, eksiği bağlıyorsunuz. Burada GND var. Birçok yerde GND var. İki tane şurada var. Bir tane burada var. Şurada bir GND varmış. İki GND burada var. Gördüğünüz gibi karttaki çıkışların çoğu GND. Bir de şuradaki GND varmış. Yani 5 volt bağlantısının kırmızı olan, artı olanı buradaki 5 voltlara, GND'yi de siyah olan, eksi olana bağlıyorsunuz. Bu şekilde karta güç verdikten sonra ikinci olarak dikkat etmeniz gereken şey motorların bağlantısı. Bazı kontrol kartlarında motor bağlantıları S1, S2, S3, S4 şeklinde yazar. Bazılarında M1 yazar, bazılarında PWM yazar. Burada S ile başlayacak şekilde yazmışlar. Şurada S1 yazıyor arkadaşlar. GND S1. Şu S1'i bir numaralı motorun ESC'sinin sinyal girişine bağlıyorsunuz. Yani bir numaralı motoru doğrudan kontrol kartına bağlamıyorsunuz. Motorun bağlı olduğu ESC'nin sinyal kablosunu S1'e, 2 numaralı motorunkini S2'ye, 3 numaralı motorunkini S3'e, 4 numaralı motoru da S4'e bağlıyorsunuz. Şuna motor 4 yazayım. Bu bağlantıyı da yaptıktan sonra öncelikle elinizdeki parçalara bakmanız gerekiyor. Elinizde neler var, neler bağlayacaksınız? Örneğin GPS var mı? Alıcı için kullandığınız alıcının hangi protokolde çalıştığını bilmeniz lazım. Genelde şu piyasadaki güncel birçok alıcı ESBAS destekler. ESBAS'ı kontrol kartı üzerindeki RX yazanlardan birine bağlayabilirsiniz. RX, bakalım burada ne var? RX1 varmış. RX2, RX3, RX4. Şurada da 3 tane RX var. Başka var mı? Bu tarafta başka RX yok. Alıcı bağlantısı 3 tane çıkışa sahiptir. Bir tanesi kırmızıdır, güç alır. Bir tanesi GND'dir, topraktır. Üçüncüsü ise sinyal bağlantısıdır. Bu ESBAS'ın sinyal bağlantısını RX'lerden birine bağlıyorsunuz. Örneğin şu bizim alıcımız olsun. Ben de RX1'e bağlayayım bunu. Eğer alıcım 5 voltta çalışıyorsa, ki piyasada 5 voltta ve 3.3 voltta çalışan alıcılar var. Eğer 5 voltta çalışıyorsa buradaki bütün 5 voltlar birbirine bağlı. Nerede vardı başka? Şurada bir 5 volt var. Bir de şurada 5 volt varmış. Bunlardan birini karta güç vermek için kullandım. Bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için bir tanesinden de çıkış alıp alıcıyı besleyebilirim. Artı, eksi sinyal yazalım. GND'yi de doğrudan alıcı üzerindeki eksiye bağlıyoruz. Alıcı bağlantısı da tamamlandıktan sonra bir sonraki yapacağımız bağlantı kamera ve vericinin bağlanması. Buradaki verici FPV vericisi, yani görüntü vericisi. Görüntü vericisini şu şekilde bağlıyorsunuz.
Normalde görüntü vericisiyle kamera birbirlerine doğrudan bağlanabilir ve kontrol kartına bağlanmak zorunda değiller. Ancak kontrol kartına bağladığınız zaman bu kontrol kartı üzerinde OCD çipi barındırdığı için şu çip, görüntüyü kameradan aldıktan sonra üzerine çeşitli veriler yazıp daha sonra vericiye gönderebiliyor. Uçuşla ilgili bilgiler bunlar. Voltaj bilgisi, akım bilgisi, sinyal kuvveti bilgisi gibi birçok bilgiyi yazabilir. Şimdi vericiniz eğer 5 voltta çalışıyorsa buradaki 5 volt çıkışlarından birini kullanabilirsiniz. Eğer daha yüksek voltajlarla çalışabiliyorsa ki piyasadaki birçok verici çok daha yüksek voltajlarla çalışabiliyor. Eğer daha yüksek voltajlarla çalışıyorsa kontrol kartına hiç bağlamanıza gerek yok. Güç kablosunu kontrol kartına bağlamanıza gerek yok. Doğrudan PDB'niz üzerindeki 12 volt çıkışlarından birini kullanabilirsiniz. Ancak vericiniz üzerindeki sinyal kablosunu kontrol kartına bağlamanız gerekiyor. Şurada VTX yazıyor. VTX vericinizin üzerindeki sinyal kablosunun bağlanacağı yer. Vericiniz üzerinde 3 tane çıkış, en az 3 tane çıkış olmak zorunda. Bunlardan birisi güç, birisi GND, diğeri ise VTX. VTX'i buraya bağladıktan sonra geldik kamera bağlantısına. Kamera bağlantısını yapmak için ise eğer kameranız aynen vericide olduğu gibi sadece 5 voltta çalışıyorsa buradaki 5 voltlardan, 5 volt çıkışlarından birini kullanabilirsiniz. Eğer yüksek voltajlarla çalışıyorsa yine PDB üzerindeki 12 volt çıkışını kullanabilirsiniz. Ancak yine VTX'de olduğu gibi, vericide olduğu gibi kameranızın sinyal kablosunu da kontrol kartına bağlamanız gerekiyor. Şurada cam yazıyor. Kamera. Kameranız üzerinde de en az 3 tane kablo olmak zorunda. Bu kablolardan sinyal kablosunu kameranın sinyal kablosuna bağlamanız gerekiyor. Bu bağlantıyı da yaptıktan sonra temel bağlantılar tamamlandı. Bundan sonrakiler elinizdeki parçalara göre bağlantısını yapacağınız şeyler. Şurada RSSI çıkışı var. RSSI. Bu sinyal kuvveti, alıcınızdaki sinyal kuvvetini bağlayacağınız lehim alanı. Eğer alıcınızda harici bir RSSI çıkışı varsa bunu doğrudan buraya bağlıyorsunuz. Bu sayede kontrol kartı alıcınız ile kumandanız arasındaki sinyal durumunu, sinyalin güç durumunu okuyabiliyor. Okuduktan sonra OCD yazabilir ya da failsafe'de kullanabilirsiniz. Şurada bir jur yazan bağlantı var. Bu da akım sensörü bağlantısı. Eğer kullandığınız PDB'de akım sensörü varsa akım sensöründeki çıkışı, tek kabloluk çıkışı buraya bağlıyorsunuz. Akım sensörü bu da. Şurada bir VCC bağlantısı var. Bu ikisi bu arada zorunlu değil. Şu da zorunlu değil. VCC bağlantısı doğrudan bataryaya bağlanan bağlantı. VCC'ye güç verdiğiniz zaman kontrol kartı onu alıp kendisi için kullanmıyor. Çünkü o bağladığınız batarya kablosundan gelen yüksek voltajı kendisi düşüremiyor. Bu sadece onu alıp voltajını okuyor. Yani bataryanızın arta çıkışını doğrudan araya hiçbir şey girmeden bu kablo, bir kabloyla buraya bağlamanız gerekiyor. Bu sayede kontrol kartı bataryanızın voltaj durumunu görebilir. Şurada başka bağlantılar var. Buzzer yazıyor. Buzzer'ların artı, şöyle bir buzzer çizelim. Buzzer'da bir artı olur, bir eksi olur. Buzzer'ların artı kablosunu doğrudan 5 volt çıkışına bağlamanız gerekiyor. Şuradaki 5 voltlardan birini kullanabilirsiniz. Buzzer'ın eksi çıkışını ise şuraya bağlıyorsunuz. Bunlar dışında bir de GPS bağlantısından bahsedeceğim. Onu da arkadan göstermek istiyorum. Şimdi GPS bağlantıları nasıl yapılır? Normalde biz GPS deyip kısalttığımız o cihazların içerisinde bir de manyetometre bulunur. Yani iki farklı cihaz bulunur ve bu cihazların ayrı ayrı bağlanması gerekir. GPS modülü içerisindeki manyetometrin, yani pusulanın bağlantısını yapabilmek için SDA ve SCL bağlantısını bulmanız gerekiyor. SDA ve SCL bağlantısını GPS üzerinde bulduktan sonra burada yazıyor SDA ve SCL. Bu iki bağlantıyı yapıyorsunuz. Bir de GPS modülün üzerindeki GPS kısmı için, asıl kısım için herhangi bir UART bağlantısını kullanabilirsiniz. GPS de en yakın bağlantıya, örneğin şuraya yakın diyelim ya da kabloyu uzatın bir şekilde, buraya doğrudan bağlanabilir. RX4, TX4, RX3, TX3. Bunlardan hangisini istiyorsanız ona bağlayın. İkisi de aynı şekilde çalışır. Yani RX4'e mi bağlayayım, RX3'e mi bağlayayım diye hiç düşünmeyin. Hangisi boştaysa ona bağlayın. Bağlantı nasıl yapılır GPS'lerde? GPS'in üzerindeki RX çıkışı, bir de TX çıkışı, şöyle yazalım.
Bir de 5 volt ve GND çıkışı vardır. 5 volt ve GND hep söylüyorum. Buradaki 5 voltlardan birine ve GND'yi buradaki GND'lerden birine bağlıyorsunuz. GPS üzerindeki RX çıkışını kontrol kartı üzerindeki TX'e bağlıyorsunuz. GPS üzerindeki TX çıkışını kontrol kartı üzerindeki RX'e bağlıyorsunuz şuraya. Yan çapraz bağlantı olması gerekiyor. GPS üzerindeki RX kontrol kartı üzerindeki TX'e, GPS üzerindeki TX kontrol kartı üzerindeki RX'e bağlanması gerekiyor. Şimdi burada ufak bir noktadan bahsedeceğim. Şurada SBUS yazıyor. Şurası RX 2'ymiş, şurası da SBUS'mış. Eğer kullandığınız SBUS alıcı kendi içerisinde ekstra bir ters çevirme invert modülü bulundurmuyorsa, bu tek bir transistörle yapılan bir şeydir. Eğer böyle bir modül bulundurmuyorsa şuraya bağlayabilirsiniz. Bulunduruyorsa diğer RX'lerden birini kullanabilirsiniz. Bulunduruyor mu, bulundurmuyor mu bilmiyorsanız önce SBUS'a bağlayın, deneyin. Bir sorun varsa SBUS dışındaki RX'lerden birine bağlayın. Yani şuradaki SBUS bağlantısı da aslında bir RX bağlantısıdır. Çok büyük ihtimalle RX2'nin hemen altına yazıldığı için çok büyük ihtimalle bir RX bağlantısıyla arasına bir tane transistör girmiştir. Dediğim gibi bu bağlantı sadece bu kontrol kartı için geçerli değil. Birçok kontrol kartını aynı şekilde bağlayabilirsiniz. Biz burada ne bağladık? 4 tane motor bağladık. Bu arada şurada S5 ve S6 var. Eğer 6 motorlu bir multikopter yapıyorsanız 5. motoru buraya, 6. motoru da buraya bağlayabilirsiniz. Motorlarımızı bağladık. VTX üzerinden kamerasının verici sinyalini bağladık. Cam üzerinden kameradan gelen sinyal kablosunu bağladık. Elimizdeki alıcıya göre RX1 ya da SBUS'ı kullandık. Eğer elinizdeki alıcı SBUS destekli değilse, PPM destekliyorsa şuradaki SBUS'a bağlamamanız gerekiyor. O kesin bir şey. Buradaki SBUS'a PPM bağlayamazsanız diğer RX'lerden birini kullanabilirsiniz. Eğer elinizdeki alıcı PWM sinyali ile çalışıyorsa bu kontrol kartına takamazsınız. Bunu da söylemiş olalım. Motorları bağladık dedim. Vericiyi, kamerayı bağladık. Buzzer bağlantısını yaptık. Alıcıyı bağladık. Şurada ek bağlantılar var. RSS'yi alıcınızda, eğer RSS'yi çıkışı varsa buraya bağlıyorsunuz. PDB'nizde akım sensörü varsa akım sensörden gelen sinyal kablosunu buraya bağlıyorsunuz. Doğrudan bataryadan ince bir kablo çekip VCC'ye güç vererek bu sayede kontrol kartının da batarya durumunu izlemesini sağlıyorsunuz. Bu saydığım bağlantıları yaptıktan sonra başka hiçbir şey bağlamanıza gerek yok. Bu bağlantılar bu şekilde yapmış olmanıza rağmen bir sorunla karşılaştıysanız droneyap.com foruma girerek sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.